Aleksan Sirota, Çernobil'in girişe yasak ölüm bölgesine yakın bir yerde yaşıyor. Çocukluğu radyoaktif kirlenmeden en fazla etkilenen Pripyat kentinde geçmiş. Aleksan, facia sonrası Pripyat şehrinden tahliye edildiğinde 9 yaşındaymış. Gazeteci ve turistlere geziler düzenleyen Aleksan, çocukluğunun geçtiği şehrin birkaç kilometre uzağına bizi götürüyor. Çernobil'in girişe kapalı alanının güney kontrol noktasından geçip 30 yıl önce evinin bulunduğu şehrin hayalet sokakları ve terk edilmiş caddelerinde yürüyoruz. Burası Pripyat kentinin merkezi. Şurada güç mühendisi denilen kültür sarayını görüyorsunuz. Aslında orası benim ikinci evimdi. Annem orada çalışırdı. Bu şimdi durduğumuz Lenin Caddesi'nin resmi. Fotoğraf 1985-86'da çekildi. Aleksandr bizi okuluna götürüyor. Pod etim zavalom na первом этаже находится вход в мой класс, 3B. Kaza esnasında sınıfta dersteydim. Şu göçük altında bir yerde sınıfımın girişi var. Ben ve sınıf arkadaşlarım 26 Nisan sabahı tesiste olanlardan habersiz şekilde okula gitmiştik. Aleksan, Çernobil reaktörü patlamasının hemen ertesi günü şehirden tahliye edilir. Radyasyona maruz kaldığı için 20 ay hastanede yatar. Pripyat caddelerinde yürürken hala radyasyon olabileceği için bizden dikkatli olmamızı, çamura basmamamızı ve tozdan uzak durmamızı istiyor. Buradaki radyoaktif gama ışın düzeyi sağlığı tehdit edecek seviyede yüksek. Fakat bu sadece belirli bir bölge için geçerli. Yoksa bütün Pripyat'ta radyasyonun aynı düzeyde olduğu söylenemez. Bazı yerler daha kirli, bazı yerler daha temiz. Neden mi korkmuyorum? Çünkü burası benim evim. Yıllardır bu şehri rüyalarımda gördüm. Ayrıca Pripyat sakinlerinin 1986'da sadece bir günde maruz kaldığı radyasyon seviyesi o kadar yüksekti ki, hayatımızın geri kalanında burada yaşasak o seviyenin çeyreğine maruz kalmayız. Felaketten sonra Pripyat tamamen terk edilmiş. Fakat zamanla bazı insanlar yasak olmasına rağmen Çernobil'in ölüm bölgesine yakın yerlerdeki köylerine geri dönmüş. Ivan Semenyuk nükleer santralin kuzeyinde Çernobil'e 7 kilometre uzaklıktaki Parişiv köyü sakinlerinden. Felaketten 2 yıl sonra köyüne geri dönmüş. Ivan'ın tavukları ve domuzları var. Kendi yetiştirdiği meyve sebzeleri, hatta ormanda yetişen mantar ve yaban çileklerini bile yediğini söylüyor. Buraya film çekmeye gelen bazı Almanlar toprağımızı, yakacak odunlarımızı ve külleri test etti. Her şeyi kontrol ettiler. Hepsi temiz çıktı. Aleksandr'ın radyasyon dozimetresi Ivan'ın dediğini onaylıyor. Radyasyon seviyesi sağlık standartlarına uygun. Kiev'deki Milli Bilimler Akademisi bilim adamları ölüm bölgesindeki bazı köylerin temiz olmasını radyasyonun her yere eşit miktarda yayılmaması olarak açıklıyor. Ancak bu orada yaşamanın %100 güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Ormanda yetişen mantarlar ve meyveler son derece radyasyonlu olabilir. Kesinlikle yemek yasak. Sadece bunları yiyeni değil, o kişiden sonra gelen nesillerin de sağlığını olumsuz yönde etkiler. Последующее поколение.